Bir akşamda. Sen ne ara dışarı çıktın? Ne önündeki? Bu pasta. Ben hava almaya çıktım. Yolum düşmüşken alayım dedim. Canım ya, sen üşenmedin gittin aldın mı? Ağzımdan öylesine çıktı çikolatalı pasta diye. Hemen gitmiş almış. Ya sen beni şaşırtmaya devam ediyorsun hep. Teşekkür ederim. Oğlum sen aklını mı kaçırdın? Ne haltlar karıştırıyorsun? Kime diyorum? Katil mi olacaksın Rüzgar? Ha, cinayet işlemek mi? Vallahi hiç bana göre değil. E ne bu o zaman? Herifi bıçaklatmışsın. Küçük bir ihtar diyelim. Geleceğime bir yatırım gibi düşünebilirsin. Adamı hapse attırdın işte. Yetmedi mi? Yetmedi. O adam 30 yıl içeride kalsa... ada 30 yıl onu bekler. Ne oldu? Yine ben kaybettim. Ben artık kaybetmek istemiyorum abi. Hayır, sen de tamamen ortadan kaldırayım diyorsun yani. Bu ne saçma plan? Senin muhteşem planların işe yaramayınca... benim planlarıma geçeyim dedim ben de. Bakalım nasıl olacak? Çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Çatlatma da söyle, kimmiş? Sen. Başka bir parmak izi daha var. Kim? Ama tespit edilemedi kimliği. Şişedeki öbür parmak izi kimin acaba? Kimse kim. Bu babanın Erdem'i öldürdüğü gerçeğini değiştirmiyor. Hem de o şişedeki zehrin aynısıyla. Buna rağmen Erdem amcayı babamın öldürdüğünü mü söylüyorsun? Hayırdır Nihal ya? İkidir babamı suçluyorsun sen. Tabii ölmüş adamın üzerine suç atmak kolay. Kendini savunamaz, ispat edemez. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen benimle böyle konuşamazsın. Konuşmamız bitmedi. Benim için bitti. Nihal, kaçma, gel buraya. Nihal. Nihal, dur diyorum sana. Ya. Nihal, bana bütün gerçekleri anlatacaksın. Anlatacak bir şey yok. Her şeyi anlattım. Saçmalama artık. Ben gerçekleri istiyorum Nihal. Baban yaptı diyorum. Gerçek bu. Yeter artık. Ne söylediysem doğru. Hem ayrıca diyelim ki ben yaptım. Bunu ispatlayabilir misin ha? Elinde bir kanıtın var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Saçmalamayı kes. Birbirimizle uğraşmayı bırakalım da şu şantaj yapana odaklanalım. Çünkü başımıza büyük iş açılacak. Tamam Nihal, ben biraz gerginim son zamanlarda. Senin üzerine fazla geldim galiba. Biz seninle aynı gemideyiz Mert. Batarsak birlikte boğuluruz. Eylül Özben, babamın son dakika golü. Yıldırım Özben'in gayrimeşru kızı. Onun hakkında her şeyi bilmek istiyor. Ne iş yapar? Amerika'da ne yapıyor? Kimdir, nedir? Her detayı öğrenmek istiyorum. O harekete geçmeden bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Belki bir anlaşmaya varır, bu durumu en hafif hasarla atlatırız. Siz nasıl isterseniz Mert Bey. Kolay gelsin. Bu bilgileri acil istiyorum sizden. Hiç merak etmeyin. Gidebilirsiniz. İyi misin? Her şey yolunda mı? Evet. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Babanın ölümü, Rüzgar'ın bu yaptıkları derken çok iyi bile atlattın. Sen çok güçlü bir insansın Mert. Benim başımı döndüren de bu. Artık bu ailenin reisi sensin. Baksana, sürpriz kız kardeşinle bile sen ilgileniyorsun. Sorumlulukların çok arttı. Bu sorumluluklara bebeğimiz de eklenecek. Ya biz pek konuşamadık ama ben babanın ölümüne çok üzüldüm. Pek tanımazdım ama senden duyduğum kadarıyla kendini öldürecek biri değildi, değil mi o? Hepimiz için şok etkisi yarattı. Babam güçlü biriydi. Böyle bir şeyi asla yapmazdı. Ama maalesef gerçek bu. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Canım benim, ben seni çok iyi anlıyorum.
ve her zaman yanındayım. Hem de her konuda Mert. Rüzgar. Yusuf'tan haber var mı? Ne olmuş Yusuf'a? İçeride bulaşmaması gereken tiplere bulaşmış çocuk, ne yapsın? Rüzgar, saçmalamayı bırak artık. Başımıza iş açacaksın. Senin yaptığın anlaşılırsa hepimizi bitiririz. Ailemizi rezil edersin. Sence ailemizin rezil olmayan bir tarafı kaldı mı ben? Babamın kendini öldürmesi, gayrimeşru kardeşimiz, üstüne sizin sürpriz bebeğiniz filan. Ha bütün bunlar değil, benim yaptıklarım ailemizi karalıyor yani. Merak etme, Yusuf'a hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben ölmesini istemedim. Tamam. Ayrıca rahat olabilirsin. Zaten bunu benim yaptığımı kimse bilmeyecek. Ada hariç tabii. Yusuf'a ne oldu? Biri söyleyecek mi artık? Çocuğun annesine eski sevgilisine ne olduğunu söylemek ister misin ben? Mert. Yusuf'a ne oldu seni hiç ilgilendirmez Nalan. Bir daha o herifin adını ağzına alma. Yusuf. Rüzgar. Hı? Ne oluyor oğlum? Ne bu nikah saçmalığı? Nikah memurunu ayarladın değil mi? Sorun yok. Ayarladım da meselemiz o değil. Sen kızı evlenmek için tehdit mi ettin? Bak eğer öyleyse bu saçmalıktan hemen geri dön. Ne saçmalığı ya? Aynı senin dediğin gibi. Ateş çemberinin etrafını yaktım. Akrebin kendini sokmasını bekliyorum. Anladın mı? Ya da Yusuf'a giderse? Ya seni kandırıp gelmezse? Olmayacak öyle bir şey. Ada bana söz verdi. Gelecek. Eğer tehdit ettiysen evlenmek için ada gelmez. Söz verdi diyorum Mert. Ada buraya gelecek. Gelecek. İyi misiniz gelin hanım? Bakın burada sizi rahatsız eden bir durum varsa bana söyleyebilirsiniz. Yok. Rahatsız eden bir durum yok. Ada. Her şeyin yolunda gittiğini söyler misin Mehmet Bey? Ada. Bir şey söylesene kızım. Ada Hanım, eğer şu an burada rızanız dışında evlenmeye zorlanıyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Kıza böyle baskı yapmaya devam ederse adayı kendisi vazgeçirecek bu işten. Ben bir gidip bakayım şunlara. Ben de nikah memurunu oyalayayım. Sen bir dur bakalım. Bırak!
Yaramaz. Bir seninle iki çift laf edelim. Sonra bakarız çaresine. Tamam. Ben. Tamam. Seninle konuşabilmenin başka yolu yoktu. Kusura bakma. Acıtmamışımdır umarım. Ne istiyorsun benden? Kazançlı çıkacağım bir anlaşma yapacağız seninle. Ne anlaşması? Bu ne? Nihal'in babanı öldürdüğüne dair otopsi raporu. Ne? Onu bir zehirle öldürmüş. Beni öldürdüğü zehirle. Seni öldürdüğümü? İnsan değişir Mert. İhanetler, yalanlar, hayal kırıklıkları. Hayat sert bir dalga gibi. Çarptığı kayalardan bir parça alır ama bazen de yenisini bırakır yerine. İnsan değişir. Ama bir tek gözleri değişmez. 5 yaşında nasıl bakıyorsa 55 yaşında da öyle bakar. Erdem Ayaz. Doğumundan mezuniyete kadar yanında olan Erdem Ayaz. Amcan. Ben başına gelen her şey için, çektiğim bütün acılar için çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Burada özür dilemesi gereken en son insan sensin. Ama bana dediğim gibi bir konuda yardımcı olacaksın. Nihal'le birlikte sen de yanıp kül olmak istemiyorsan, doğacak çocuğunla bir geleceğin olsun istiyorsan, kaybettiğim 20 yılıma ve kızıma yapılanları ödetmek için bana yardımcı olacaksın Mert. Ne gerekiyorsa söylemen yeterli. Yarın kardeşini alıp mahkemeye götüreceksin ve bu saçma nikahı iptal edeceksin. Buna hiç gerek yok. Kızımı o Nihal şeytanına bırakmak istemiyorum, tamam mı? Gerekirse bu şehri yakarım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Nikah zaten sahteydi. Nikah sahte miydi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim Mert Bey. Her şey istediğiniz gibi olmuştur umarım. Mükemmel. Rolünü çok iyi oynadın. Herkes gerçek bir nikah olduğuna inandı. Yalnız bir süre ortalarda göründü. Nasıl isterseniz Mert Bey. Bana anlattığın o akrep hikayesini hatırlıyor musun? Ateşi yaktım. Akrebin kendini sokmasını bekliyorum. Ben çocuğumun geleceğini bir deli için riske edemezdim. Sağ ol Mert. İyiyim hayatım. Siz çok stresli oldunuz. Sen biraz hava. Nikahlı karımı alıp buradan götüremezler, tamam mı? Sen de sakinleş artık, olan oldu. Ne olan oldu ya? Göstereceğim onlara, ben polise gidiyorum. Bunu yapmana izin veremem. Senden izin isteyen yok zaten anne. Oğlum bak artık uzak dur şu kızdan, yoksa başımızı belaya sokacaksın. Tutmak ister misin oğlunu? Şimdi sırası değil Mert. Anne sen benim aşık olduğum kızın babasını mı öldürdün? Anne sen benim karımın babasını mı öldürdün? Evet Nihal. Sen bana dürüst ol ki ben de sana yardım edeyim Nihal. Daha kaç defa söyleyeceğim? Erdem'i baban zehirledi. O planladı. Peki sen bana doğruyu söyle. Adam zaten ölüp gitmiş. Bu mesajları atan, evimize kadar gelip zehir şişesini bırakan Hünkar Balaban. Nasıl biliyor bu kadar çok şeyi Nihal? Sen bana doğru düzgün anlat ki
Ben de ondan nasıl kurtulacağımızın planını yapayım. İflasın eşiğindeydik. O sırada Erdem hastalandı. Öyle çok ağır değildi durumu. Ben de böyle bir şey düşündüm. Ha, yani senin fikrindi. Baban da hayır demedi. Sonra? Sonra. Erdem çok güvenirdi babana. Dünyada en güvendiği insandı babam. Biz de bu zehirle yavaş yavaş zehirlemeye başladık onu. Ve onu öldürdünüz. Evet, öldürdük. Lütfen Mert. Bunu bizden başka bilen her kimse bul ve gerekeni yap. Hiç merak etmeyin Nihal. Bu işi kökünden çözeceğim ben. Sağ ol. Ben şu çocuğa bir bakayım. Durumu hiç iyi değil. Bak tabii Nihal. Sen ruh hastası oğluna bak. Evet, öldürdük. Lütfen Mert. Bunu bizden başka bilen her kimse bul ve gerekeni yap. Dediğini yaptım. Nihal hem senin cinayetinden hem de babamınkinden kurtulamayacak. Aferin Mert. Hem kendin için hem de doğacak çocuğun için en doğrusunu yaptın. Hayrola? Neredeydin? Pasaportlar nerede? Hepsi kasadaydı ama şimdi hiçbiri yok. Pasaportlar nerede? Sakin Nihal, sakin. Sakin falan olamam. Tamam mı? Bittim ben, mahvoldum. Hemen yurt dışına kaçmam lazım benim. Hapislerde çürüyemem. Çürümeyeceksin. Hiçbirinize bir şey olmayacak. Gitmenize gerek yok. Ne saçmalıyorsun sen ya? Pasaportlar nerede? Güven bana. Ben hallettim her şeyi. Hallettin mi? İyi de nasıl? Yalan söylüyor. İnanma ona oğlum. O ne idüğü belirsiz adamla bir olup oyun oynuyorlar. Erdem Ayaz'ı öldürdüğünüz zehirle ölmüş babam. Erdem Ayaz mı? Ne? Buna bir açıklaman var mı Nihal? Ben de öyle düşünmüştüm. Ne oluyor ya? Mert? Nihal Özben, Erdem Ayaz ve Yıldırım Özben'i öldürmekten tutuklusunuz. Yalan! İftira atıyor. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Memur Bey yalan söylüyor. Erdem çok güvenirdi babana. Dünyada en güvendiği insandı baban. Biz de bu zehirle yavaş yavaş zehirlemeye başladık onu. Ve onu öldürdünüz. Evet, öldürdük. Biri kandırdı. Beni kandırdın. Arkamdan iş çevirdin. Yazıklar olsun sana be. Oğlum. Oğlum baban yaptı, ben yapmadım. Sen yaptın. Benim bir suçum yok, bırakın. Bırakın dedim. Benim bir suçum yok. Anne. Sen yaptın. Her şey senin yüzünden. Kimsin sen be? He? İnsan canını aldığı birinin yüzünü nasıl unutur ya? Merak etme, kurtaracağım seni. Olamaz. Ödeyeceksiniz. Hepiniz bunun hesabını ödeyeceksiniz.
Anlaştığımız gibi bundan böyle şirketi sen yöneteceksin Mert. Babanın günahlarını sen çekmeyeceksin yani, merak etme. Teşekkür ederim. Hiçbir şey kaybettiklerimi geri getirmeyecek biliyorum. En azından Nihal cezasını buldu. Ben de kızımdan ayrı geçirdiğim yılların üzerine örteceğim. Ne biçim adamsın lan sen? Nasıl yaptın lan bunu bize? Herkes hak ettiğini yaşar. Annem hapiste, sen bunun farkında mısın? Adalet geç de olsa yerini buldu. Nihal olması gerektiği yerde. Ne diyorsun sen be? Ha? Adalet diyorum kardeşim. Babamızı öldüren kadın sonunda cezasını çekiyor. Hepinize göstereceğim. Hepinize soracağım bunun hesabını. Sana, Ada'ya, Yusuf'a. Hepinize. Koşullarda içeriden çıkması imkansız. Güzel. Peki bu vasiyette yazanları ne yapacağız? Hatırlarsanız ilk çocuğu olan varisin yönetim kurulu başkanlığı makamına getirilmesi şeklinde bir madde vardı. İşte sizinle esas konuşmak istediğim de bu. Bir evlilik sözleşmesi hazırlamanızı istiyorum. Nalan Hanım'ın bundan haberi var mı? Kesinlikle olmayacak. Sözleşmeyi hemen hazırlamanızı istiyorum. Çünkü nikah hemen kıyılacak. Çocuk doğduktan sonra da tek celsede boşanmak istiyorum. O zamana kadar Nalan'ı idare edeceğim. Ama bebek doğduktan sonra hemen kurtulmak istiyorum bu işten. Anlatabildim mi? Afiyet olsun. Hayırdır? Anne var. Çocuğumun babasına kahvaltı hazırlamayacak mıyım Mert? Sen genelde yapmazsın böyle şeyler. Kahvaltı kendi ayağına istersin. Demek ki beni hiç tanımamışsın sevgilim. Şu peynirden de yesene. Hangisinden? Bundan. Yeni aldım. Bu arada, dün avukatla konuşmanıza kulak misafiri oldum. Benden bu kadar çok kurtulmak istediğini bilmiyordum Mert. Neden bahsediyorsun sen? Konuşuyorum sadece. Önce kahvaltını bitir. Afiyet olsun. Ben buna müsaade etmeyeceğim Mert. Benden kurtulmak o kadar kolay değil. Beni bu zamana kadar tanımış olman gerekirdi. Artık bir önemi yok. Çünkü ben senden kurtuluyorum. Aynen sen... Bunun içine ne koydun? Yarın bütün manşetler Mert Özbey'in hayatına nasıl son verdiğini yazacak. İstediğin oldu. Artık benden kurtuluyorsun. Tebrikler bebeğim. Babanın bütün serveti sana kaldı.